Herkese merhabalar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Bugün sizlerle bir konuya değinmek istedim. Bu konu hepimizin artık bugünlerde karşılaştığı, gittiğimiz yerlerde duyduğumuz bir konu. Çatı kuşu ve yer kuşu kavramı. Artık bu iki kavram kuşçuluk camiasının içinde olan bir kavram. Bunu artık sık sık duymaya başladık. Nedir bu kavram? Yani neden ortaya çıkmıştır? Artık nesillerin bozulmasıyla beraber gelen bir kavram bu. Neden? Artık eslemeler başlıyor. Aradığımız kuşu bulamadığımız için artık eslemelere başlıyoruz. Yani olsun ama oynasın. Gittiğimiz zaman kuşçuluk camiasında esnemeler başlıyor. Mecburiyetten yani o da yıllarca uğraş bir şey elde edemeyince ne yapıyoruz diyoruz. Bu hatayı yapsın ama yine de oynasın. Elimde olan bu. Bu kavramlarla devam ettiğimiz için artık çatı kuşu ve yer kuşu kavramı ortaya çıktı. Burada ben ayrı ayrı olarak bahsedeceğim. Yani bu iyidir, bu kötüdür diye bunu sizlere bırakacağım. Ben sadece çatı kuşu nasıl olur, yer kuşu nasıl olur, olması gereken özellikleri nelerdir? Bu kavramı size bırakacağım. Yani yorumunu size bırakacağım daha doğrusu. Sizler bu konu üzerinde tartışmanızı istiyorum sizlerin yorumlarda. Beraber bir fikir alışverişi yapmak istiyorum. Sizlerin de düşüncelerine önem veriyorum bu arada. Öncelikle şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Oyun kuşu kendine engel arayan bir kuştur. Yani oyun kuşu engeli sever. Kuş uçuranlar şey ister. Yani kuş uçurucuları bunları şimdi anlattıklarımdan iyi anlayacaklardır. Oyun kuşu kendine bir sırtlanacağı, engel olacağı bir yer arar. Orayı aşıp oradan hedefine girmeyi ister. Ya da orayı sırtlanıp oradan hedefine girer. Bu bir ağaç olur, tel olur, bir direk olur, bir bina olur. Yani bir çubuk dahi olsa, ufak ince bir direk dahi olsa bunu kendine kuş hedef eder. Onun yanından, üstünden işte onu kendine baz alarak hedefine hamlesini yapar. Oyun kuşu bunu sever. Bu yüzdendir ki çatıda ve ovada kuş uçurumları farklıdır. Çatı kuşu kavramına değinmek istiyorum şimdi. Bahsedeceğim çatı şöyle yani geniş bir çatıdan bahsetmiyorum. Yani dümdüz ovaların olduğu bir yerdeki çatıdan bahsetmiyorum. Yani binaların arasındaki engelin olduğu çatılardan bahsediyorum. Yani benim yerim kötü diye tabir edilen çatılardan bahsediyorum. Kuşun sokulup gireceği yerler. Bu çatılarda beslenmesi gereken kuş özelliklerine değinmek istiyorum. Bu çatılarda beslenen kuşlar özellikle yerine inmeyi çok çok iyi bilmeli. İniş özelliği çok önemli. Yani yeriniz kötüyse bir kere beslediğiniz kuş kesinlikle yerine kendini döndürmesini iyi bilmeli. Yani hamlesini yaptığı an yerine ne şekilde ineceğini becerebilmeli. Yani o iniş özelliğini becerebilmeli. Hamleyi yaptığı an kendini döndürüp yani açtığı zaman kendini döndürmesini becerebilmeli. Kesinlikle demeyeyim de yani bir iki sefer deneyebilir ama bunu arttırdıkça kuşunuz hataya düşecektir. Yani bir iki hamlede yerine hedefine konmayı becerebilmeli. Yani o çatı kuşun çatıda beslediğiniz kötü yerde beslediğiniz kuşun en önemli özelliği bu olmalı. Bunu baz alarak kuşunuzu, neslinizi oluşturmalısınız. Eğer kuşunuz bunu beceremiyorsa bu kuş kötüdür diye bir şey söyleyemeyiz tabii ki de. Yani kuşunuz sadece yerinizin kötülüğünden dolayı oraya inememiştir. Yani belli başlı bir bahsettiğimiz yapışkan kuş özelliklerini taşımıyorsa kuşunuz kötü değildir. Sadece yeriniz kötü olduğu için kuş orada görevini yapamıyordur. Yani bunu baz alarak kuşunuza kötü damgasını vurmanız da doğru olmaz. Uygun bir yerde yani her kuş her yerde uçmaz. Sistem olarak farklı olan kuşlar ondan bahsediyorum ben zaten şu an. Yani çatıda uçurmanız gereken kuştan bahsediyorum. İnmeyi çok iyi beceremeyen kuşlar vardır ama vasıflı kuşlar da vardır bu şekilde.
inmeyi beceremez ama yani yeri güzel olduğu zaman o çatıda uçan kuştan daha iyi vasıflar gösterip de kendince uygun olan bir yere rahatlıkla inebilen kuşlar vardır. O yüzden yerinize göre kuş bakmaya çalışın. İkincisi, çatıda beslediğiniz kuşlar ağır zehirli. Yani bol taklalı, sık taklaya giren kuşlar, ağır şekilde yapan, iplik zehri derler, koyu zehir derler. Bu şekilde sık taklasını vurup düşen, genelde bunlar zaten sıkışmış genlerde olan şeylerdir. Ağır taklalılar, iç içe giren kuşlarda çıkar bu tarz kuşlar. Bu tarz kuşları beslememeye çalışın eğer çatı gibi bir yerdeyseniz. Çünkü bu tarz kuşlar bir çatıya düşer, farklı yere düşer, kedisi var, iki ayaklı kedisi var. Bitmez yani, sonunu göremezsiniz, çile çektirir size. Yapamazsınız, uğraşamazsınız. Sonunu göremezsiniz kuşların. Sökülenler de olur arasında ama kaybınız çok olur. Emeğiniz, vaktiniz, her şeyiniz boşa gider. Elinizde tutarsınız, iki senede bir kuş görürsünüz, görmezsiniz. Yani bu tarz kuşları tercih etmemeye, rahat sökülebilen, sıka girdiği zaman kendini yükseklere atmayı becerebilen kuşları tercih edin. Ki doğru olan, iyi olan kuşlar da bunlardır. Ve üçüncüsü, kesinlikle iyi bir seyis olmalısınız. Kuşunuz ne kadar iyi olursa olsun, siz iyi bir seyis değilseniz bu kuş İsterse yerine inmeyi becersin, isterse sırt takla da olsun, şu olsun, bu olsun, rahat uçsun. Kesinlikle o kuşu adam edemezsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şeydir. Siz iyi bir oyun kuşu uçurucusu değilseniz kesinlikle soyunuz ne kadar iyi olursa olsun, çatıda olsun, yerde olsun hiçbir şekilde fark etmez. Bu kuşun oyunu, tertibi, düzeni, her şey sizin elinizde. Siz onu nasıl eğitirseniz o kuş o şekilde ilerleyecektir. Ve size sizin verdiğiniz eğitim kadar içindekileri dökecektir. Siz sadece kuşun içindekileri ortaya çıkarmakla yükümlüsünüz. Bu basite alınacak bir konu değil. Gerçekten çok önemli bir konu. Her zaman da buna değiniyor. Gelelim yer kuşuna. Yerde bir kuşun özelliklerini, yani genetik özelliklerini görmeniz daha kolaydır. Bunları daha iyi bir şekilde sergiler. Çatı aralarında kuşunuzun performansını pek göremeyebilirsiniz. Yerde bu özellikleri sergilemesi biraz daha kolaydır. Dediğim gibi sesliğinize bağlı biraz da bu. Sökülme sürecinden hazır olma sürecine kadar her şeyi aşaması aşamasına kadar gözünüzün önünde takip edersiniz, görürsünüz. Kuşunuzu, ırkınızı en iyi şekilde yerde tanıyabilirsiniz. Bu çatı aralarında pek mümkün değil. Evet, ama yerde uçuranların şikayetleri de çok olur. Eminim duymuşsunuzdur. Şöyle şikayetler gelir. Kuşum sefere gelmiyor. Yani çok sefer yapmıyor. Kendini uçuma veriyor. Veyahut da kuşum havada kalmıyor. Öncelikle videonun başında da bahsettiğim gibi oyun kuşu kendine engel arar. Engel ister. Bahsettiğimiz düz alanlarda, yer dediğimiz yerlerde, yani bunlar ova tarzı yerlerden bahsediyorum. Yerde kuş kendine engel bulamadığı için seferine, hedefine hamle yaptığı an hedefinden kayıp geçebilir. Yani önünde bir engel yok, bir şey yok, arkasında yok. Hedefinden kayıp geçer, fişek tutmaz. Yani görevini tam yapmaz orada. Tıtıt yapar geçer. Bu da bir hatadır kuşta tabii ki de. Hedefine hamlesini yaptığı an hedefinden kayıp gider. Fişeğini tutturamaz. Bu neden nedir ki düz ovalarda genelde hedef yapma zorunludur. Yani bu kesinlikle yapılması gereken bir şeydir. Bu tarz yerlerde kuş besleyenler kesinlikle hedef yapmalıdır. Çatıda besleyenler için hedef zorunlu değildir bana göre. Çünkü çatı komple bir hedeftir kuş için. Hatta meyilli, kiremitli yerlere, şu tarz meyilde olan çatı dediğimiz yerlere kuşlar konmaya daha çok meyillidir. Yani buralara konmayı daha iyi becerir. Biz uğraşıyoruz işte, kuşlar, bakanlar için söylüyorum. Balkona indirmeye uğraşıyor falan filan. Kuş hataya meyilleniyor bu sefer. Kendini zorluyor. Sırf o hedefe ineyim diye. Farklı hareketler peşine düşüyor. Kolayı buluyor.
hataya meyilleniyor kuş. Dediğim gibi düz ova tarzı yerlerde hedef çok önemli. Kesinlikle bir hedef olmak zorunda. Mümkünse de yerden olabildiğince yükseltilmeli ki yani bir teras edası verilmeli oraya. Çünkü kuş kendini oraya baz alıp hamlesini oraya yapması gerekiyor. Tabii bunu yaptıktan sonra kuş yine es geçmelerden vazgeçer mi? Kuşun ırkına kalmış bir şey. Eğer iyi bir kuşsa o kuş siz oraya hedefi de koymasanız hamlesini yapacaktır. Ama biz dediğim gibi elimizden gelen her şeyi kuşa yapacağız. Ondan sonra yani bizi kendimiz dört dörtlük olacağız ki kuştan da dört dörtlük bir performans bekleyelim. Biz ne gerekiyorsa onu vereceğiz kuşa. Ondan sonra ondan onları isteyeceğiz. Diğer bir konu yani kuşum havada kalmıyor dediğimiz konu. Burada da kuş gelip fişeye takıldığı zaman yer bahsettiğimiz gibi her yer aynı sonuçta. Dümdüz alan. Kuş mantığında, aklında, fikrinde biliyordu ki ben az öteye de düşsem yürüyerek oraya gelebileceğim. Onun için her yer hedeftir. Böyle kendini taklaya soktuğu an azıcık zorlandığı zaman işin kolayına kaçmayı düşünür. Çoğu kuşta vardır bu. İşin kolayını ara. Kuş taklaya girdiği zaman az bir zorlandı mıydı, bocaladı mıydı hemen ayaklarını gösterir ve yerine inmeyi düşünür. Ama bu çatıda öyle değildir. Kuş çatıda eğer bu hareketi yaptığı an, çatının bir boşluğuna kaldığı an kendini hemen akıma bırakıp hedefinden uzaklaşır. Ama bu yerde öyle değildir. Her yer düz olduğu için kuş az öteye de kaysa altı dolu olduğu için kendini bırakıp yere iner. Tabii dediğim gibi bu iyi kuş ve kötü kuş kavramı için çok önemli. Oyun kuşu her zaman kolayın peşindedir. Kolayı bulduğu zaman hataya meyillenir. İyi kuş ve kötü kuş kavramını iyi ayırın. Çatı kuşu ve yer kuşu kavramını iyi ayırın. Her kuş çatıda uçmaz. Her kuş da yerde uçmaz. İyi kuş hem çatıda hem yerde uçar. Doğrusu en iyisi odur. İyi bir kuş hem çatıda hem yerde görevini yapmalıdır. Ama bahsettiğim gibi farklı tarzda dönen fişek tutan kuşları çatıya indirmeniz biraz zordur. Çünkü bunlar bahsettiğim suratlı kuşlardan, omuzdan sert dönen kuşlar. Bunlar biraz geniş alanlar istiyor. Çünkü çatı aralarında hataya çok meyilli oluyorlar. Sert döndükleri için, zorlandıkları için hataya çok meyilli oluyorlar. Tercihe kalmış bir şey ama söylediğim gibi iyi kuş hem çatıda da hem yerde de görevini en iyi şekilde yerine getirendir. Böylesini bulmuşsanız öpün, başınıza koyun, kümesten çıkarmayın, bol bol yavrular alın. Kendinize iyi bakın. Başka bir konuyla, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.